Ramazan. Ramazan. Ben işe gidiyorum. Sana bir şeyler hazırladım, kalkınca yersin. Ya vallahi olmuyor Pakize böyle ya. Ben zaten senin üzerinde yük olmuşum. İnan ki zahmet oluyor. Benim zaten hiç iştahım yok ki ne. Olur mu canım öyle şey? Eğleşmen için yemen lazım. Allah razı olsun, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Fahize, beni merak etme, ben iyiyim. İyileşmek için yemek lazım tabii. Neye giyindin böyle? Bir yere mi gidiyorsun? He ya, bir işim var da. Ne işiymiş bu sabah sabah? Sabahı öğreniyor, iş işte. Bir şeyler çeviriyorsun sen ama. Ne sorup duruyorsun? Sana mı hesap vereceğim? Bugüne bugün çiftliğin hanımının anasıyım. Çiftliğin de hanımı sayılırım. Yani sen kim, bana hesap sormak kim? Ben çiftliğin çalışanı, sen hanımısın, he mi? He ya, yeni mi anladın? Bir daha da işlerime karışma. Kaz kazla, kel tavuk topal horozla. Yani yerini bil acık ya. Aa. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. İşe gidiyorum. İşe başladın demek. Evet. Kendi başının çaresine bakacaksın öyle mi? O zaman Halide teklifimi kabul ediyor. Ne teklifi? Neden bahsediyorsun? Haberi yok mu? Çok manidar. Demek Halide bunu senden saklamış. Halide benden hiçbir şey saklamaz. Ona yaptığım teklifi sana söylememiş ama ona bir şart koştum. Ne şartı? Gelirlerden ona düşen payı ancak senden boşanırsa alabilecek. Lakin seninle evli kalmaya devam ederse beş parası kalacak. Senin derdin ne Güllü? Ne istiyorsun bizden? Neden bizi rahat bırakmıyorsun? Sizi neden rahat bırakmıyorum he? Sen bizi rahat bırakmış mıydın? Mutluluğumu bozmak için elinden gelen her şeyi yapmadın mı? Sen de intikam alıyorsun öyle mi? Bu yüzden mi bunları yapıyorsun? Hayır, kocamın vasiyetini yerine getiriyorum. Bu Muzaffer'in isteğiydi. Muzaffer Halide ile hiçbir zaman evlenmeni istemedi. Eğer yaşasaydı bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapardı. Bunda muvaffak olamayacaksın. Evliliğimizi bozamayacaksın. Halide aklı başında bir kadın. Senin oyununa gelmeyecek. O kadar emin olma. Sana bahsetmediğine göre o kadar da aklı başında sayılmaz. Kafası karışmış demek ki. Lara. Bilezikler var. Yok. Nasıl yok? Sen çiftliğe bilezikler almaya gitmedin mi? Almalı mı yoksa?
Aldım. Ama kendim vereceğim Hamza'ya. Bana bak. Zati bela büyük. Bir de sen tebelleş olma başıma. Hamza'yı göreceğim. Oğlumu görmeden hiçbir şey vermem. Bana bak. Sen şu zihnine vur bakalım. Bir gören, bir duyan olursa oğlanın başına daha büyük bela mı açacaksın? Dünya gözüyle oğlumu bir daha görme. Bağrıma basma istiyorum. Hiç olmazsa hayır dualarıyla yollayayım evladımı. Bir daha ne zaman kavuşuruz? Allah bilir. Geçenlerde hududu geçerken mayına basıp ölen bir kaçak vardı. Evet komutanım. O kişinin Hamza Öğütçü olduğunu nasıl tespit ettiniz? Babası Cemşir Öğütçü geldi. Eşyasından tanıdı. Eşyası mı? Evet. Cesede bakamadı. Baksaydı da tanınacak gibi değildi. Başka bir tetkik yapılmadı mı? Hayır komutanım. Parmak izini almadınız mı? Lüzum görmedi komutanım. Ceset tanınmaz haldeyse neden parmak izini almıyorsunuz? O kişinin Hamza Öğütçü olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Babası eşyasını tanıyınca... Ha, siz de hemen inanıp teslim ettiniz cesedi, öyle mi? Ya o kişi Hamza Öğütçü değilse, ya babasıyla işbirliği yaptıysa... Adam çok üzgündü. Böyle imarkarlık olur mu? Çocuk oyuncağı mı bu? Neyse, anlaşıldı. İyi çalışmalar. Hani Hamza'm? Nerede? Dur hele. Yalan söyledin. Bilezikleri almak için yalan söyledin değil mi? Densiz densiz konuşup durma. Hamza'm öldü değil mi? Öldü Hamza'm değil mi? Ana! Ben yavrum, yavrum seni bir daha gördüm ya. Artık o yüzden de gam yemem. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.